Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için gerçek yaşanmış anılar ve itiraflardan bahsediyoruz. Sizler de ailemizin bir parçası olmak isterseniz abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Merhabalar, 29 yaşında 3 yıllık evli bir erkeğim. Eşimi de çok seviyorum. Bir de 20 yaşında baldızım var ve sık sık bizde kalır. Eşim kardeşine çok düşkündür. Canım sıkılsa da eşim üzülmesin diye belli etmem. Neyse, bir gün işten eve geldim, kapıyı baldız açtı ve üzerinde müstehcen kıyafetler vardı. Eşim arkadaşına gitmişti. Ben de tamam dedim, odama geçip uzandım. Anlam veremiyordum, neden böyle giyindiğine. Sonra odama geldi, yorgunsundur enişte, masaj yapayım dedi. Bir şey demeden kalktım. Ben çıkıyorum, akşama gelirim dedim. Kolumdan tuttu, beni çok sevdiğini, ablasının olmamasının büyük bir fırsat olduğunu söyledi ve üzerindekileri bir çırpıda çıkardı. Ben de buna bir tokat attım, kendine gel dedim. Ağlamaya başladı ve ablama bana saldırdığını söyleyeceğim dedi. Daha fazla dinlemedim ve dışarı çıktım. Eşimi aradım, alayım arkadaşından bir yerlere çay içmeye gidelim dedim. Şok olmuştum, kafamı dağıtmam lazımdı ve baldızdan üst üste mesajlar geliyordu. Ya beni seveceksin ya da ablamla ilişkin biter diye. Cahilliğine mi versem, hasta mıydı anlayamadım. Neyse, eve döndük. Bir şey yokmuş gibi davrandım. İş yerine mesaiye yazdırmıştım, evde fazla durmamak için. Şimdi o da evine döndü ama hala mesaj atıyor. Gecenin 12'sinde, kocacığım seni seviyorum, özledim, şimdi yanında olmak vardı diye. Eşim görecek diye aklım çıkıyor. Cevap yazmıyorum ama yine de atıyor. Siz söyleyin ne yapacağım, çok çaresizim. Eşim benim her şeyim. Onu canımdan çok seviyorum. Duyarsa kahrolur. Bir de ona inanırsa diye çok korkuyorum. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Eşimin annesi babası da çok değerli insanlar benim için. Onlar da mahvolurlar. Bir yol gösterirseniz, tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Siz olsaydınız ne yapardınız? İkinci itiraf. Bugüne kadar halamın yemeklerini o kadar severek ve beğenerek yerdim ki, özellikle geçirdiğimiz şu pandemi döneminde ondan biraz daha hassas olmasını beklerdim. Birkaç hafta önce bir pazar günü kahvaltıya gittik ve bize gerçekten masada birçok şeyin olduğu bir kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltı hazırlarken yanına gittiğimde o kadar da hijyenik çalışmadığına dikkat ettim. Bugüne kadar ilk kez mi dikkat ettin diyecek olursanız size hak veririm. Ama gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hazırlamış olduğu tabağın etrafını eliyle sıyırıyor. Başka bir tabakta bulunan kaşığı diğerine geçiriyordu. Hatta belki inanmayacaksınız ama o kaşıkla ilk önce yapmış olduğum menemenin tuzuna baktı. İnanın bunları yazarken dahi rahatsız oluyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Bundan sonra birkaç kere daha gittim ama her gittiğimde yiyip geldiğimi söyledim. Böyle olunca da alındı bana. Sebebini anlamadı ama alındı. Sebebini anlamaması bile başlı başına bir sorun bence. Normalde kendisi çok güzel yemekler yapan ve yaptıklarının övülmesini seven birisi. Ben de her yaptığında ona methiyeler düzerdim ve çok mutlu olurdu. Son olarak bana ve herkese zorla yemek yedirmeye çalışıyor. Asıl bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Sanırım er ya da geç bu durumu onunla paylaşmam gerekecek. Sizce ne yapmalıyım? İnsanlar böyle konularda hassas olur gibime geliyor. Halamı çok severim. Umarım bana alınmaz. Üçüncü itiraf. Eşimle boşandıktan sonra oğlumuzla ilgilenmeyi bıraktı. Hiçbir masrafını ödemedi. Bazı babalar eşleriyle birlikte sanki çocuklarından da boşanıyor. Ben 2 yıl önce eşimden boşanmak zorunda kaldım. Hayatına bir başka kadın girmişti. Katlanamadım ve 5 yaşındaki oğluma rağmen boşandım. Eşim çocuğumu bana bırakmaya razı oldu ama sorun çıkarmamak karşılığında ne nafaka ne de çocuğumuza 5 kuruş ödeyeceğini söyledi. Ben de sırf çocuğum için sorunlu bir boşanma olmasın ve yaptıkları ortaya dökülmesin diye razı oldum. Bu arada hayatımı kazanabilmek için çalışmam gerekiyordu. Çocuğumu haliyle yuvaya vermeliydim. Bu konuda ondan hiç değilse bir süre için bana yuva parasına destek olmasını istedim. Bana anlaşmamızı unutmamamı söyledi ve bunları boşanmadan önce düşünecektin dedi. Düşünün, bir baba çocuğunun yuva parasına bile katılmaktan kaçınır mı? Ben ve annem her şeyi karşılıyoruz. Bu mudur babalık?
Bu nasıl babalık? Bu çocuğu ben tek başına mı dünyaya getirdim? Bunu da bir kenara bırakın, çocuğumu 15 günde bir görme hakkı olduğu halde bu konuda da çok ihmalkar davranıyor. Bir seferinde alırsa bir diğerinde bahane bulup almıyor. Çocuk boynu bükük babasının gelip onu almasını bekliyor ama gelmiyor. Arada bir gelse de 1-2 saat içinde geri getiriyor. Çocuğum daha bir gece bile babasının yanında yatmadı. Aslında ben bundan şikayetçi değilim. Çünkü ona hiç güvenmiyorum. Oğluma soruyorum, baban sana bugün ne yedirdi diye. Doğru dürüst hiçbir şey yok. Abur cubur, gofret, cips. Daha üstüne başına bir atlet almış değil. Ben şimdi çalışıyorum. Oğlumu da bir şekilde yuvaya verdim. Ancak sizin söylediklerinizden de yola çıkarak erkeklerin boşandıktan sonra sanki çocukları onların değilmiş gibi umursamadıklarını, bir kenara attıklarını düşünüyorum. Eşleriyle birlikte sanki çocuklarından da boşanmış oluyorlar. Allah boşanan çocuklu kadınlara kolaylık versin. Babalara da Allah biraz olsun evlat sevgisi ve merhamet versin. Sizce bu konuda ne yapmalıyım? Bana tavsiyelerde bulunursanız belki bir çıkış yolu bulurum. Dördüncü itiraf. Annem kendini sanal oyunlara kaptırdı. Gece gündüz bilgisayar başından kalkmıyor. Oradan kendisini özel arkadaşlar da buluyor. Ben 13 yaşındayken annem ile babam internette bir sanal oyun oynardı. Babam da bir süre sonra iş yoğunluğu dolayısıyla oyuna ara verdi. Oradan birçok arkadaş edinmişlerdi. Annem bu sanal dünyada bekar birisini buldu ve sürekli onunla oynamaya devam etti. Gece gündüz bilgisayar başından kalkmadı. Babam geldiğinde bilgisayarı kapatırdı, mesajları silerdi. Bana o adamı arkadaşım diye tanıtmıştı. Annem bir gün bana buralardan kaçacağımızı ve kardeşimi de alıp gideceğimizi söyledi. Sonra annem o adamla görüşmeyi kesti. Sanırım ayrılmışlardı. Annem bir akrabasına yalvardı. Benimle bu oyunda partner ol diye. Bu arada annemin sosyal medyada bazı çıplak fotoğraflarını gördüm. Bunları kendi telefonuma aktarırken beni yakaladı ve tehdit etti. Babana söylersen seni terk ederim ve kardeşini de sana göstermem diye. O zamanlar iki kardeştik. Şimdi üç kız kardeşiz. Ben 18 yaşındayım. Diğer kardeşlerim ise 14 ve 5 yaşındalar. Annem bir sene öncesinde yine aynı sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlık sitelerinden birisiyle görüşmüş. Onu yakaladığımda yine bir arkadaş olarak tanıttı. Ve aynı şeyleri yaşattı bize. Kardeşlerime fazla bir şey söyleyemedim. Ama babam her şeyi öğrendi. Hiçbir şey yapmadı. Bizim için affetmeye çalıştı. Annemin cahilliği hala devam ediyor. Bir gün kaçıp gideceğim, bir gün öldüreceğim kendimi diyor. Biraz önce tekrar kavga ettik. Bir yere kargo siparişi vermeyi beceremedi. Yardım etmedim diye beni tersledi. Sonra bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Şu an odasında ağlıyor. Bunları hak etmedik. Annem niye böyle şeyler yapıyor olabilir? Lütfen bana yardımcı olun.